Merhabalar, güzel kardeşler, dostlar. Malum 13 Mayıs, Pazar günü, Anneler Günü. Ben de beni bu yaşıma getiren, ruhumu aydınlatan, gözümü açan, muhabbetini her daim hissettiğim o güzel kadına Pazar gününe ithaf etmek isterim. Ve annemi anlatmak istiyorum size. Sizlerden de ricam, sizler de bu videonun sonunda annenizi anlatın bize. 10 saniyelik kısa videolar çekin, e-posta adresinden bana gönderin. Haftaya bu kanalda sizi dinlemek istiyorum. Attığınız videoları Pazar günü içinden seçtiklerim güzel, kalbe dokunan, ruha dokunan kendi duygu düşüncelerinizi haftaya bu kanalda yayınlayalım. Sizin de annenize dair düşüncelerinizi herkes buradan duysun. Evet, annemin hikayesini anlatayım ben size. Annem Uşağın Eşme Bozar köyünde dünyaya geliyor. Orada büyüyor, orada okuyor. Okula gitmeye bayılıyor. Küçücük bir ilkokul var. Bu kardeşiniz de o okulu görmüş. Ama gördüğüm dönem okul harabe, yıkılmış, terk edilmiş. Yıkık dökük kitaplar yerlerde, sıralar başka yerlerde. Bugün o okul tabii ki de eğitim hayatına devam etmiyor. Çünkü 1950'lerden sonra tarımda makineleşme devri ve köyler, ırgatlar, ameliler veya kaba kuvvete, yani kas kuvvetine dayanan işçilerin artık pek de işe yaramadığı bir dönem. Herkes iş bulmak için taşı toprağı altın denilen İstanbul'a gelmişler mesela. Veya büyük şehirlere gitmişler. İşte o şehirlere giden nice köylü insanlar köylerini terk ettikçe o köylerdeki okullarda ne yazık ki öğrenci bulamamış ve kapatılmış. Öyle bir okul şu anda. Sabahın erken saatlerinde dedem ve anneannem erkenden kalkar. Birisi tarhana çorbasını yapar. Kahvaltı yaparlar. Ateş yanar böyle. Ocak vardır. Odun ateşi tabii bu. Dedem erkenden dağın yolunu tutar. Ormana gider. Ormandan tarlaya, bahçeye gider. Orada bir takım işlerle uğraşır. Annem ise okula gider erken vakitte. Bir gün der ki annem, anası bazen onun saçlarını tarar. Böyle güzel bir şekilde ip gibi inci tanesini okşar gibi örermiş. Ördüğünde annem bana bunu anlattığında bile o kadar mutluydu ki annem. Saçları güzel. Herkes ona aa ne kadar güzel saçlar falan diyecek. Okulun yolunu tutar. Okul çok yakın. Ağalar var. Yani abiler. Abiler de özellikle malla ilgilenir. Yani koyunla, keçiyle, inekle ilgilenir. Özellikle gecenin geç saatlerinde, akşam vaktinde koyunları alırlar. Dağlara giderler. Peygamberlik mesleğidir. Çobanlık yaparlar ve sabahın ilk ışıklarına kadar dağlarda o koyunlar, böyle bozkırlar vardır. O bozkırlarda çoban yastığıymış, gevenmiş, gelincikmiş, karahindibaymış. Onları tüketirler, mideleri doyan koyunlar sabah tekrardan ağara gelirler. Ve bir gün annem malum tarlada iş var, okula gidemez. Ağlar, sızlar, bağırır, çağırır ama olmaz. Çocuk tabi babasından korkar, sessizce hemen dağ yolunu tutar. Ha o zaman da ne yapar? Kardeşi var, küçük kardeşi, sevgilisi, sevdiceği, canı, kardeşi, Muhammed dayı. Ona otururken böyle tarlada anası, babası ve büyükleri çalışır, onlara su dağıtır. Osmanlı'da askerlerin savaştığı dönemlerde, o savaşın içinde susamış askerlere su dağıtan sakalar vardır ya, saka misali buğday başakların içinde dolaşarak anasına, babasına, abisine, akasına su dağıtırdan ve kardeşine bakar. Yani böyle bir zaman su dağıtıyor. Tekrar kardeşinin yanına geldiği an itibariyle bakıyor ki orada böyle sanki bir sopa var. Öndire derler, annem öndire diyor. Bu öküzün veya atın veya eşeğin, özellikle mal sürerken öküzün şimdi çok hoş karşılanmayan, asla desteklemediğim bir sopa ucunda biraz böyle çivi parçaları var ki hayvanı acı çektirerek ona zorla cebren yön veriyor. Tamam, böyle bir sopa, iğneli, kendi bir sopa. Öndüre sanıyor. Kardeşinin yanındaki bu öndüreyi alıp eline alacağı an itibariyle bir de ne görsün? İnci odun hemen yıkışıyor. Bu bir yılan. Annem onu gördüğü an itibariyle baba diye bağıracak. Dili bir anda kesiliyor. Hayat film şeridi gibi önünde geçiyor. Buba, buba diyor. Ve biraz daha bağıracak, biraz bağırıyor. Annesi babası fark edip koşuyorlar. Her neyse yılan kaçıp gidiyor. Tam da bu anda bir öğretmeni hatırlatacağım size. Bir öğretmeni anlatacağım. Hasan öğretmen. Annemin çok sevdiği öğretmen.
İlkokul öğretmeni. O günün travmasını hala atlatamamış. Dili sanki yani bir türlü hareket etmiyor gibi ses çıkmıyor. Irın kırın ediyor. O anda öğretmeni onu görünce diyor ki ya ne oldu sana? Anlatamıyor tabii annem. Alıyor onu, elinden tutuyor. Doğru dedemin kapısını çalıyor. Halil emmi diyor. Ne oldu Şengül'e? O da durumu anlatıyor. Böyle böyle. Öğretmen oturup ağlıyor. Düşünsenize bir öğrenciniz. Belki ona yıllarınızı verdiniz. Okuma yazma öğretiyorsunuz. Ama eğitim denilen şey sadece okuma yazma öğretmek değil kardeşim. Kalplere seslenmek. Bir öğretmen düşün. O öğretmen öğrencisinin bu travmasından dolayı konuşamaması onu hüzünlendiriyor, üzüyor. Kalbinin en derin diplerinde ona ister istemez empati kurmayı sağlıyor ve ağlıyor öğrencisi için. Güzel öğretmen. Hasan öğretmen. Biraz zaman geçiyor tabii. Annem konuşmaya başlıyor artık. Annem artık okulu bitirecek. 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Okul bitecek ve okul biteceğin itibariyle ağası var. Yani abisi. O Eşme'de, ilçede okuyor. Tabii öğretmen de diyor ki, yani dedeme, beni seversin, ben de seni severim. Bir oğlun olarak dediğime kulak ver, bu kızını okut. Çünkü Şengül akıllı bir kız. Çok da iyi okuyor, çok da ilgili. Tabii o dönemde algılarımızda, zihinlerimizde kız çocukları okumaz diye bir algı var ya. Dedem de böyle, kız çocukları okumaz. Adını yazsın, adını bilsin, yeter. O arada diyor işte biraz, agamın yanında okuyayım ben de ilçede. Ama dedem pek de izin vermiyor. O güzel öğretmen, Hasan öğretmen, Bozlar köyünde kapı kapı dolaşıp her kapıdan o annelere, o babalara, o ebeveynlere diyor ki kızlarınızı okutunuz. Erkek çocuklarınızı nasıl okutuyorsanız onlar da sizin evladınız. Kız çocuklarını okutunuz. Gönderin ondur. Yarın öbür gün kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadınlar yetişsin bu ülkeye. Ve o kadınlar o kız çocukları bu memleketin her bir köşesinde kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna memleketimde toprağa atılan bir tohum tanesi gibi büyüsünler, serpilsinler, bu memlekete de değer katsınlar, hizmet versinler. Çoğu anne baba pek de bu duruma hoş bakmıyor ama o öğretmenin kız çocukları okusun diye o köyde kapı kapı dolaşıp onlara isyanı, çığlığını, haykırışını buradan takdire şayan görüyorum kardeşim. Annem anlatır Hasan öğretmeni. Der ki, Laz der ona, Karadenizliymiş, Rizeliymiş, kıvırcık saçlı, orta boylu, hafif tombul, beyaz tenli. Gerçekten konuşunca da uşağım da diye konuşan, Karadeniz şivesiyle konuşan bir öğretmen, Hasan öğretmen. Annem der ki, teneffüslerde bizimle beraber oynar, bizimle beraber türkü söyler, şarkı söyler, elleri tutuşur, saçlarımızda hafiften böyle kurdeleler bağlardı. Ve biz ondan hiç korkmazdık diyor. Ve bugün de benim annem evde olsun, işte olsun, herhangi bir şeyle uğraşırken türküler söylüyor. Aynı öğretmeninden öğrendi o sevgiyle, muhabbetle benim de okumam için. Çünkü kendisinde yaşanan kız çocukları okumaz algısına karşı her ne kadar kız çocuğu olmasa da evlatlarını okutmak için saçını sübürk etmiş bir kadındır kardeşim. Bu öğretmen gibi nice güzel insanlara selam olsun. Annem 22 yaşında evlenir ve biz dünyaya geliriz falan. Aradan böyle hop uzun bir zaman geçsin. Bizim oralarda kilim vardır. Böyle kilim dokurlar insanlar. Böyle kazanlar kurulur, ateşler yakılır, sular kaynar. İçine kök boya atılır. İpler atılır sonra. İpler böyle kırmızısından mavisine, efendim yeşiline kadar birbirinden farklı renklerde ipler boyanmıştır. O ipler böyle güzel bir şekilde bir düzene sokulur. Biz onlara da menik deriz. Daha sonra o menikleri annem alır. Bazen inanın gecenin çok geç saatleri 1, 2, 3 tuvalete kalkmışım. İşte devamında hafiften geç oraya. Bakıyorum hala annem kilim dokuyor. Düşünsenize. Haftada bir kilim bitirmek için o boyadığı ipleri, minikleri alıp ondan kilimi inşa ediyor. Ve her çarşamba günü alır o kilimi bitirir. Çarşambaya kadar bitirdi o kilimle beraber Eşme'de pazara gider. Satar onu, satıp da kazandığı parayla pazarlanır. Tabii kardeşim pazarlanınca öyle lüks bir alışveriş de yapmaz. Temel ihtiyaçlar.
pazardan domatesimi, salatanımı, işte efendim kabakmış, patlıcanmış, soğanmış, patatesmiş, belki market alışverişi, unmuş, şekermiş, yağmış, yoğurtmuş, peynirmiş ve benzeri. Bir de benim için muzlu puding alırdı. Ben çarşamba günleri annem evin önünde böyle bekler. İşte saat 4-5 gelecek. Gördüm koşardım böyle hafiften. Ve hemen muzlu puding alırdım. Ha bazen alınmazdı. O zaman da kızardım böyle. Bağırırdım, çağırırdım. E çocuğuz tabii kardeşim. Yani beni de unutmazdı genelde. Yok. Unutmaz canım. Ya genelde unutmaz. Böyle bir kadın anlıyor musunuz beni? Yani oradan da kazandığım parayla babamın aile geçimine katkı sağlayan bir kadın. Güzel kadın. Güzel kadınlar annemiz. Evimizden çok uzakta, dağın başında ses yok, görüntü yok. Yani ıssız, tenha. Böyle bir yer hayal et. E biz orada tütün tarlamız var. Böyle nasıl diyeyim ya? Babam yorgun. Yani traktörü var. O traktörle günde 14 saat çalıştığı için kas kuvvetine dayalı bir iş olmasından dolayı kendini çok yıpratıyor. Biz anacığımla beraber tütün tarlasında tütün kırardık. Tabii bu tütünler gündüzleri hava çok sıcak olduğu için yapraklar buruşuyor. Akşamleyin havanın serinliği lazım. Hem bizim için hem de tütünlerin daha iyi para etmesi için. Tamam? Düşün. Saat 9-10-11. Annem başlar. Gecenin geç saatleri olur. Gece yarısı. Çocuğum abi diyorum ki uyuyalım ya. Gidelim evde yatalım. Bir daha da kalkmayalım kardeşim. Ve yorulmuşum ben de. Topraktan da sıkılmışım. Düşün yani. Toprağı bugün çok istiyorum ama o dönemde toprak. Ya böyle çok sıkılmış topraktan bir çocuk. Yaşıtlarıyla oynamak isteyen, gezmek isteyen, eğlenmek isteyen, çizgi film seyretmek isteyen mi desem? Evet, o dönemler. Her neyse, saat gece yarısını çoktan geçmiş. 1-2. Yine diyorum ki artık lütfen ya. Bir şey olsak da eve gitsek falan. Bizim tam ortada gecenin zifiri karanlığı olduğu için göz gözü görmüyor. Bir tane tel, yani demirden platform var. O platformun üzerinde tüp. Tüpün de üzerinde löküs. Löküsün hemen ağzında gömlek var. Löküs gömleği. Annem kibriti çaldı mı gazı açıp güzel bir ışık kaynağı yaratır. Tam da bunu ortaya koyar. O aralıkta dairevi bir şekilde biz orada tütün tarlasında tek tek yaprakları kopardık. Ben çok yavaş yaparım bu arada. Gece 1 oldu. Artık uyumak istiyorum. 2 oldu. Uyumak istiyorum. Bir anda ne oldu biliyor musunuz? Hafif rüzgarın sarttı. Löküsün gömleği düştü. Sanki sevgi naralar atıyorum. Yok bir der gibi. Bitti arkadaşım artık gideceğiz evde yatacağız diye tahmin ediyordum tabii. Annem yanıma geldi. Evladım dedi bak. Gökyüzüne baksana. Yıldızlara bak. Ah aya bak. Tam da o dönemde dolunay mevsimi. İnanır mısınız hala o görüntü aklımın zihnimin bir köşesinde mevcut. O kadar güzel gökyüzü ben bir daha da asla görmedim. Yıldızlar o kadar güzel ki. Ya sanki bir fanusun içinde zannediyorum kendimi. Ve o fanusun içinde o yıldızlara çok yakın gibi hissediyorum. Annem beni yine kandırdı kısacası. 10-15 dakika sonra gözüm ortama adapte oldu, alıştı. Ve çok da karanlık gelmedi. Çünkü gökyüzündeki ulaşamadığımız o ay yolumuzu, gönlümüzü, gözümüzü aydınlattı kardeşim. Biz bu sayede 1-2 saat daha tütün kırdık. İnanın annem hedef bilmez, hayat amacı nedir bilmez ama annemin bir hedef var aslında. Annem kısa sürede tütünü kırayım, bitireyim, parayı kazanayım, ailemin geçiminde bir katkı sunayım diyor. Annemin de bir hayat amacı var. Annem diyor ki, ben okuyamadım, sen oku evladım diyor. Sen de bu ülkenin geleceğinde önemli bir insan ol evladım diyor. Adam ol diyor,
Ama bu adam ol tabirine asla ve asla bir erkekçil kullanmak yerine, belki bizim toplumda öyle kullanır ama ben burada daha çok onu kastetmiyorum. Yani insan ol diyor bana. Annemin hayatının amacında çocukların okuması var. Böyle güzel insanlar. Bu güzel insanları belki yılda bir kez anıyoruz ama her gün bunun değerini, kıymetini bilmeliyiz. Çünkü bir gün ölüm kapıyı çalınca annemiz sesini, muhabbetini, gözümüzdeki o güzelliği bir gün elimizden kaydığında o zaman diyeceğiz ki anne diyeceğiz, ana diyeceğiz ama iş işten geçecek. O halde ne yapalım biliyorsunuz siz de. Hadi telefon elimize alalım ve şifreye girip herkes annesini arasın. Bak bu videoyu seyreden herkes, bu videonun bir anlamı olsun. Yani doğanın bir sesi var, o ses size bir şeyler söylüyor. Benim bir sesim var ve benim sesim size bir şeyler haykırıyor. O halde hadi güzel bir şey yapalım. Annemizi arayalım. Evet, hatta hoparlöre vereyim ben. Bak. Çalmıyor mu ya? Ha çalıyor. Sesimi güzelleştireyim. Bu yanlış bir yöntemmiş abi öğretim. Selamünaleyküm anneciğim, ne yapıyorsun? Aleyküm selam, buldum. Çalışıyorsun galiba. Hala çalışıyoruz yani. Bugün evdeyim. Evet, şu an evdeyim anne. Anneciğim. Yes, yurda gideceğim. Okul pansiyonu mu? Ya malum bugün anneler günüymüş. Dedim evet, annemi bir arayayım. Annemi bir arayayım, halini hatırını sorayım. Keyifleri nasıl? Allah razı olsun. Çocuğum, vallahi işlerini bekledim yavrum. Eyvallah anneciğim. Çocuğum, buldum. Anne. Çok rahatlar attım anne. Ben seni çok seviyorum ya. Sağ ol, buldum. Ben seni çok seviyorum. Çocuğum, sizlerin dünyasınız ya. Eyvallah anneciğim. Benim de sendeki izi, buldum. Eyvallah, Allah razı olsun. Anne, buldum. Eyvallah anne. Anne, ben sevmediniz. Anne, sizi bütün ölür. Aynen. Ya, anneler başka seviyor. Yani. Tamam anneciğim. Sen çalışıyorsun, ben dükkandasın. Çalışayım ben çocuğum. Ben de çok işlerim. Tamam anneciğim. Ben seni daha sonra yine arayacağım. Hadi Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Kolay tamam, gelsin. Tamam buldum. Hadi yavrum. Sağ ol çocuğum. Eyvallah anneciğim. Arama bitti. Hadi. Siz de telefonları alın. Annenizi arayın. Ve sizden ricam lütfen 10 saniyede bana annenizi anlatın. Ve annenize anlatın etiketiyle sosyal medyada paylaşabilirsiniz. 10 saniyelik bu kısa videolarda eğer e-posta ile bana gönderirsiniz, haftaya bu kanalda sizin annenize olan muhabbeti yayınlayalım. Tamam? Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.